Merhaba arkadaşlar. 2022 MSÜ sınavında pardon 2022 değil 2023 MSÜ sınavında çıkmış biyoloji sorularına bakacağız biliyorsunuz MSÜ TYT temelli çıkan bir sınavdır dolayısıyla TYT konularıyla ilgili çıkmış sorulara bakacağız başlayalım omurgalı hayvanların sınıflandırılmasında kullanılan özelliklerine sahip olan canlılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir sorunu 17'den başladığına bakmayın 15-16 diğerleri de var Vücudunun kıllarla kaplı olması, kıl deyince hangi canlının aklımıza gelmesi gerekiyor? Tabii ki memeliler, değil mi? Memelilerde kıllar var. Ne demiştik? Tüy dökücü krem değil, kıl dökücü krem olması gerekiyor. Çünkü memelilerde, insanlarda yani bizlerde de arkadaşlar kıl ay tüy yoktur, kıl vardır. Tüy kime özgü bir özelliktir? Kuşlara özgüdür. Derinin pulsuz ve nemli olması zaten bunu görünce direkt kurbağa gelecek aklımıza veya amfibiler diyebiliriz. Vücudun tüylerle kaplı olması, tüy deyince de tabii ki kuşlar gelecek aklımıza. O zaman burada memelilerden bir örnek arayacağız arkadaşlar. Bakın, karga olmaz, değil mi? Karga bir kuş. Yine burada da karga var olmaz. Yarasa ve kedi olabilir. İkincisinde kurbağa arıyoruz. Bakın, kurbağa olmayan şıkları eliyorum. Hop direkt zaten cevabımız çıktı. Vücudun tüylerle kaplı olması kuş dedik. Kuşta da zaten kargayı bulduk. Cevabımız denizle olur. Unutmayın. Kuşlarda tüy, memelilerde kıl vardır. Tüy dökücü krem değil, kıl dökücü krem olması lazım. Bizler böyle küçük küçük çıkan kıllara tüy diyoruz. Hani böyle biraz daha Nasıl diyeyim böyle e, çok kaba bir tabir olmadığı için hani kıl biraz daha kaba bir tabir Bu yüzden de tüy kelimesini kullanıyoruz ama bu bir kavram yanılgısıdır Bizlerde tüy yok kıl var unutmayalım Gelelim diğer sorumuza Bir hayvan hücresinin hücre döngüsündeki aşağıdaki olaylardan hangisi mitotik evrede görülmez? Mitozda hangisi görülmez? Mitotik evre bu arada bakın mitotik evre nasıl oluyordu? Şimdi hücre döngüsüne baktığımız zaman hücre döngüsünün dörtte üçlük kısmını interfaz kaplıyor Geriye kalan dörtte birlik kısmı da mitotik evredir. Mitotik evrede hangi evreler var alt evreler? Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz alt evreleri var. İnterfaz evresi ise G1, S ve G2 evrelerinden oluşur. İnterfaz evresi e, DNA'nın kendini eşlediği, protein sentezinin bol miktarda olduğu, hücrenin büyüdüğü bir evredir. Dolayısıyla arkadaşlar e, burada hücre büyümesi gerçekleşirken interfaz evresinde mitotik evrede artık çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Bakalım diyor ki sitokinezin gerçekleşmesi bu mitotik evrenin en son evresidir artık sitokinez gerçekleşir bu olur. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilmesi ayrılma dediği zaman anafaz gelecek aklınıza. Bu da gerçekleşir. İyi ipliklerinin oluşması, iyi iplikleri hangi evrede oluşuyordu? Profaz evresinde. Bu da olur. Kromozomların hücrenin ekvatoral düzleminde yani merkezinde dizilmesi. Merkezinde diyorsa metafaz evresi gelecek aklınıza. DNA'nın kendini eşlemesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü DNA kendini interfazda eşler. Tamam mı? O yüzden olmaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim 16. soruya. Aslında soru sıralaması bu şekilde olmaması gerekiyordu ama sorular önemli bizim için. Hücrelerde bulunan organik bileşiklerden hangileri doğrudan genetik şifreye göre sentezlenir? Arkadaşlar, doğrudan genetik şifreye göre sentezlenen tabii ki nedir? Protein ve DNA ile RNA'dır. Yani nükleik asitlerdir. DNA, RNA. Bakalım protein var. Nükleik asit evet. DNA ve RNA genetik şifreye göre sentezleniyor. Bu arada genetik şifremiz hangi molekülde bulunur? DNA'da bulunur. Karbonhidrat, karbonhidratlar ve lipidler için genetik şifre önemli değildir. Proteinler için önemlidir. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı 1 ve 2 olacak. Diğer sorumuz Hücre zarından madde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Su hücre zarından ozmoz ile hücre içerisine girebilir. Arkadaşlar su nerede olursa olsun her, her zaman ozmozla taşınır. Unutmayın. Bu doğrudur bazı salgı hücreleri salgılarını egzositozla hücre dışına verebilir. Evet mesela sindirim enzimi üreten hücreler. Bunlar salgılarını arkadaşlar egzositoz yoluyla. Egzositoz nedir? Şöyle hücreyi düşünün. Hücrenin içerisinde bir koful var. Boşaltım kofulu diyoruz biz buna. Bu koful geliyor. Hücreyle birleşiyor. Hücre zarıyla bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Şu şekilde birleşiyor. İçerisinde bulunan maddeleri de ne yapıyor? Dışarıya bırakıyor. Biz bunu toz diyoruz. Dolayısıyla hücre salgılarını dışarıya verebilir egzostozla. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bazı maddeler endositozla hücre içine alınabilir. Egzostozun tam tersi olarak düşünün. Dışarıda bir madde var. Şöyle bir madde. Hücre yalancı ayak oluşturuyor. Böyle bunların etrafını sarıyor. Daha sonra hücrenin içerisine alıyor. Bu endositoz olayıdır. Doğrudur. Hücre zarından geçemeyecek maddeler alınır burada. Kolaylaştırılmış difüzyon ile madde geçişinde enzime ihtiyaç duyulur demiş. Arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyonda sadece taşıyıcı proteine ihtiyaç vardır. Enzime ihtiyaç yoktur. Enzime ihtiyaç olan taşıma sistemi aktif taşımadır. Aktif taşımada hem enzim hem taşıyıcı protein kullanılır ama kolaylaştırılmış difüzyonda sadece taşıyıcı protein kullanılır. O yüzden bu yanlıştır. Endostoz ve egzostozla madde taşınmasında enerjiye ihtiyaç duyulur. Evet pasif taşıma haricinde geriye kalanlar aktif taşıma, endostoz ve egzostoz bunların üçünde de enerjiye ihtiyaç vardır. Doğrudur cevabımız denizli şıkkı olacak. Kalıtım sorumuz bakalım. Diyor ki aşağıdaki soy ağaçlarından hangisi kırmızı yeşil renk körlüğü hastalığının kalıtımını gösteren bir aileyi temsil etmez. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar kırmızı yeşil renk körlüğü erkeklerde x üzeri küçük r ye. Kadınlarda da X üzeri küçük r küçük r olacak. Taralı olanlara bunları yazacağız. Çünkü kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunda kalıtılan bir hastalıktır. Şimdi A şıkkına baktığınız zaman A şıkkında hepsi taralı. Bir ailenin tamamı renk körü olabilir mi? Olabilir. O zaman bunda sıkıntı yok. B şıkkına bakıyorum. Bakın B şıkkında sadece buradaki erkek çocuk taralı X üzeri küçük r Y olmuş. Burada arkadaşlar erkek çocukları X kromozomunu kimden alır? Anneden. Anne X üzeri küçük r'yi taşıyor. Ama taralı olmaması için de X üzeri büyük r'ye ihtiyacı var. Sıkıntı olmadı. Burada babamız sağlam X üzeri büyük r'ye. Buradaki kız çocukları babalarından kesinlikle X üzeri büyük r'yi alacaklar. Annelerinden de ya X üzeri büyük r'yi ya da X üzeri küçük r'yi alır. Sağlam olurlar. Sıkıntı çıkmadı. Diğer şıklarımıza bakalım. C şıkkı C şıkkında bakın buradaki erkek çocuk yine taralı x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r x üzeri küçük r x üzeri küçük r'ye. Şimdi iki tane küçük r'nin yan yana gelmesi için birini babasından aldı diğerini kimden alacak anneden. Annenin taralı olmaması için büyük r'yi taşıması lazım. Anne x üzeri küçük r'yi oğluna vermiştir oğlu renk körü olmuştur Buradaki kız çocuğu babasından kesinlikle üzeri küçük reyi alır. Annesinden de büyük reyi aldığı zaman hastalık sahibi olmaz. Dolayısıyla böyle de oldu. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Denizli şıkkına geliyorum. Bakın bu tür sorularda ilk olarak Edirne'den başlayın. E'den. Böyle soy ağaçlı sorular, böyle şekilli sorular varsa genelde uğraştırmak için en son şıklara koyarlar. Tamam mı? Ee, ben şimdi burada hani ders anlattığım için sınav videosu, Ya yani şöyle diyeyim çıkmış soru videosu çektiğim için o yüzden A'dan başladım ama siz sınavda çözerken E'den başlayın. Genelde böyle E'ye D'ye koyarlar onu. Bakalım D şıkkına da x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Anne çocuklarına kesinlikle x üzeri küçük r'yi verir mi? Verir. Erkek çocuklarına kesinlikle x üzeri küçük r vereceği için bütün erkek çocukları hasta olur ki zaten burada da hasta olmuş. Bu kız çocuğu annesinden ne aldı? X üzeri küçük R'yi babamız zaten sağlam. Babadan da X üzeri büyük R'yi alır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Hasta olmadı, sıkıntı çıkmadı. Geliyor şimdi E şıkkına. E şıkkında şurayı sileyim karışmasın. Şimdi burada annemiz x üzeri küçük r, x üzeri küçük r. Ne dedim? Anneler X üzeri küçük R'yi çocuklarına verir. Peki bu erkek çocuk X üzeri küçük R'yi aldığı için taralı olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Burada bunun taralı vermediği için bu X kromozomunda taşınan renk körlüğüne ait bir soy ağacı olamaz diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Göllerde ötrofikasyon sürecinde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez? Bu ÖSYM ötrofikasyona takmış durumda. Diyor ki göldeki azot ve fosfor miktarının azalması. Arkadaşlar zaten direkt A şıkkı yanlış. Neden? Çünkü ötrifikasyonun temel sebebi göldeki azot ve fosfor miktarının artmasıdır. Bunu gören algler kendini tutamıyor ve hızlı bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve gölün yüzeyini kaplıyor. Gölün yüzeyini kapladığı zaman Gölün aşağıdaki kısmından yani yüzeyden içeriye doğru ışık geçemiyor. Oksijen geçemiyor. Dolayısıyla göl tabanında oksijen miktarı düşüyor. Art miktarı aşırı artıyor dedik. E, oksijen azlığına toleransı yüksek balık türleri yaygınlaşır çünkü oksijen e, yeterince girmediği için işte gölün içerisine eğer oksijene toleransı varsa bir balın oksijen azlığına toleransı varsa yani dayanıklıysa o zaman o balık türleri yaygınlaşır çünkü üreme ortamı bulmuştur bol bol ürer. O yüzden bu doğrudur. E, bu oksijeni ve ışığı göremeyen canlılar öldüğü için göldeki tabanda organik madde birikimi artar arkadaşlar ama zaten ötrofikasyonun temel sebebi azot ve fosfor miktarının artmasıdır özellikle atık suların karışmasıyla meydana gelir ötrofikasyon. O yüzden cevabımız ne olacak? Adana şıkkı olacak. Böylece bitirdik. 2023 MSÜ soruları arkadaşlar. TYT girmeden önce bir fikriniz olsun. Ee, ekoloji mutlaka gelecek. Unutmayın. Ötrofikasyonu şöyle bir tekrar etmiş olduk. Yine ötrofikasyona dediğim gibi ÖSYM e takmıştır. Olur ki belki TET'de de sorabilir. Zaten her konudan dikkat ederseniz birer tane soru çıktı. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.